Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patates frizlendirmeyi göstereceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, önümde gördüğünüz gibi patatesler. Şimdi birazdan ekeceğim. Ben bahçeye çok az bir şey ekeceğim. Zaten biraz fazla veriyor. Hobi amaçlı ekeceğim. Şöyle az bir şey ekeceğim. Ama sık sık ekeceğim ki daha çok çıksınlar. Yani normalde patates 20 santim arayla falan ekilir. Ben daha çok çıksın diye 10 santim, 15 santim arayla ekeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle filizlenmiş patates seçmeye özen gösterin. Bunlar daha hızlı büyür. Ayrıca arkadaşlar bu videoda daha hızlı nasıl patates çıkarmayı göstereceğim. Ekimini şöyle göstereyim. Şimdi ekime geçelim. Evet arkadaşlar, yanıma şöyle 2 tane patates aldım. İlk önce ekerken 20 santim üstüne toprak atmayı hesaba katın ki daha kolay şey olsun. Şöyle şu kırmızı mor çıkan yerleri üst tarafa gelecek şöyle. Çünkü oralardan yaprak verecek. O yandan çıkan kökler de aşağıda patates verecektir. Şuradan hemen kazmak için malamızı alalım. Şöyle kazalım şuraya. Az bir şey, çok az bir şey kazsak yeter. Üstünü zaten toprakla örteceğimiz için. Toprak biraz sert. Daha doğrusu çamrak. Çamur. Şöyle eksek iyi olur. Sonra arkadaşlar bunun üstüne şu toprağı örteceğiz. Sonra bunun üstüne daha da toprak atacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Şuraları da ekeceğim ben. Şuraları da açalım şöyle. Gördüğünüz gibi önceki videodaki seramız marullar. Onlar da bayağı büyüdü, gelişme var. Hatta göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar dev gibi oldular. Yani dev gibi dediğimde büyüdüler yani. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bunları kesmeniz lazım. Ama şey yapmayacaksınız. Alttaki işte daha çıkan şeylere zarar vermeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bunlardan patates çıkacak. Bir de bunların yani diğer kişiler hiç sürelerini belirtmiyorlar. Ben belirteyim daha hızlı nasıl büyür diye. Arkadaşlar bunları yanmış koyun gübresi. Yanmış olması lazım. Çok da fazla atmayın, yakar. Şimdi ben bunu ortadan ikiye kesersem 2 tane çıkmış olur. Daha iyi olur. Ama bunun çıkan başka yeri yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi ektik, bunun üstüne toprak atacağız. Şöyle malamızı alalım. Üstüne toprağımızı atacağız. Bu aralar havalar biraz soğuk. Şimdi bunun üstüne attık bunu. Bir de bunun can suyunu vermemiz lazım tabii ki de. Can suyunu verdikten sonra bakın süre veriyorum. 2 ay içinde patatesiniz kocaman olacak. Ondan sonra bu patateslerden çıkan yeşil yapraklar solmaya başlayınca o zaman patateslerinizi almanız gerekiyor demek. Şöyle can suyunu da verelim. Evet. Toprak hemen su yemiyor. Gördüğünüz gibi su hemen kayboldu ortadan. Buna bir tane daha verelim. Arkadaşlar bunlar büyüdükten sonra bunların diplerine toprak atmanız lazım. Kapatma yani. O gerekli. Çünkü bu büyüdükçe toprakları kenara atıyor. Yeterli bu kadar. Evet, şuraları da ekelim istiyorsunuz. Ben ekip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bunları da ektim. Şimdi üstüne toprak atıyoruz ki kapansın. Bu mesela bir hafta sonra yemyeşil üstünden çıkmaya başlayacaklar. İnşallah. Havalar soğuk olduğu için çok fazla bile çekemiyorum. Yani çamur oluyor genelde. Soğukluğundan değil. Çamur olduğu için çekemiyorum video. Toprak kazmak falan gerekiyor çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi buna da su vereceğiz. Ben veririm sonra. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.